1 Eylül tüm dünya yaratılışının korunması için dua günü, bir ay sürecek olan yaratılış mevsimini başlatırken Papa Francesco dünyaya saygı duyulması, insan açgözlülüğünün neden olduğu kötülükler ve yoksul ülkelerin borçlarının iptal edilmesi hakkında konuştu. 1 Eylül tüm yaratılışın korunması için dua günü, bir ay sürecek olan yaratılış mevsimini başlatırken Papa Francesco dünyaya saygı duyulması, insan açgözlülüğünün neden olduğu kötülükler ve yoksul ülkelerin borçlarının iptal edilmesi hakkında konuştu. Papa mesajında salgının insanlığı bir yol ayrımına getirdiğine dikkat çekti. Papa Francesco, gereksiz ve yıkıcı hedeflerimizi sona erdirmek, hayat veren değerleri, ilişkileri ve faaliyetleri geliştirmek için bu belirleyici anı kullanmalıyız. Enerji kullanımı, tüketimi, ulaşım ve beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Ekonomilerimizin gereksiz ve yıkıcı yönlerini ortadan kaldırmalı ve malların üretimi, ticareti ve nakliyesi için yeni yollar geliştirmeliyiz ifadelerinde bulundu. Papa, her şeyin kaynağı olan yaratıcıyla barış içinde değilsek, yaratılışla uyum içinde yaşayamayacağımızı hatırlattı. Papa Francesco, biyoçeşitliliğin azalması, iklim felaketleri ve mevcut salgın, yoksulların ve savunmasızların haksız yere maruz kaldığı etkilerdir. Tüm bunlar açgözlülüğümüz ve tüketim karşısında bizleri uyandırma çağrısı açıklamasında bulundu. İklim değişikliğinden endişe duyan Papa, zamanımız tükeniyor uyarısında bulundu ve harekete geçilmezse özellikle yoksul halklar için felaket olacağını söyledi. Eşi görülmemiş şekilde gerçekleşen tür kaybına ve ekosistemin bozulmasına üzülen Papa Francesco, tüm ülkeleri daha iddialı ulusal hedefler benimsemeye ve yaratıcının istediği gibi dünyayı yaşam yuvası haline getirmeye davet etti ve onarıcı adalet ilkesine devam ederek, yerli toplulukların nesillerdir üzerinde yaşadıkları toprağın kullanımının kontrolünü yeniden ele geçirme haklarının iade edilmesi çağrısında bulundu. Papa Francesco, ekonomik kalkınmanın yollarını arayan yoksul ülkeleri ve toplulukları utanç verici şekilde sömürmenin, kurumsal suistimalini, sömürgeciliğin yeni versiyonu olarak kınadı.